Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok mutluyum çünkü sokak hayvanlarını beslemeye gidiyoruz. Şimdi mamaları alacağım, aşağı indireceğim, babam gelecek, gideceğiz. Hadi. Yapılan bağışlarla önce bunlar aldık, artanlarla bunlar aldık arkadaşlar. Burada 3 tane var, şimdi 2 tanesini götüreceğim, bir tane daha bugün gelecek. Bakın burada da var. Bunları pet shop abilerimden aldım bazılarını, bazılarını da artan bağışlarla yaptık. Şimdi bunlardan 2 tanesini ben asansöre koyacağım, araba yükleyip gidiyoruz. Arkadaşlar şu anda çıktık, aldık mamalarımızı, koyduk arabaya. Gidiyoruz şu anda. Denizli köyü değil mi? Evet. Denizli köylerin oraya doğru gidiyoruz. Denizli göleti. Denizli göletiymiş. Şimdi bakın şu karşıda da köpekler var. Buraya da kulübe koymuşlar. Bakın şurada da yavru bir tane var. Şimdi onları da besleyelim. Karşıya da vereceğiz. Ta o karşıda da var. Oraları da verelim. Şimdi biraz da babam beslesin. Şu tipe bakar mısınız? Şu tatlılığa bak. Şimdi şuradakilere yem vermişler zaten. İleride daha çok köpek olacağı için buradakileri şu an yem vermeyeceğiz. Ben şuraya birazcık yem bırakacağım. Mama bırakacağım birazcık. Evet, bakın burada böyle yol kenarlarında kulübe yapmışlar, böyle ufak ufak su falan koymuşlar. Büyük ihtimalle akşam burası köpek doluyordur. Şöyle köpekler var, bakın çok tatlılar. Şimdi bunlara yem bırakalım. Şöyle ben size çekeyim dedim. Şimdi bunlara yem bırakalım hemen. Arkadaşlar önce size şundan bahsetmek istiyorum. Bakın, hani bunları arabaya koyup ileride bir çöpe atmak çok zor bir şey değil. Yani buraya bu kadar pis etmenin bir anlamı yok. Sonuçta bakın burada da insanlar geliyor, burada piknik yapıyor. Hani bu şekilde buraya pis etmenin bir anlamı yok bence. Yani insanın morali bozuluyor burayı bu şekilde görünce. Neyse biz beslememizi yapalım şimdi hemen. Thank you.
Bir tane köpek hasta sanırım, burada yatıyor. Hatta merhaba tekrardan. Bugün ikinci günümüz. Dün mamalarımızı dağıttık. Hem saat geç olduğu için hem de dağıtacak başka bir yer bulamadığımız için yarıda bıraktık. Bugün ikinci günümüz. Bugün de dağıtacağız mama. Bu sefer de başka bir yerlere dağıtacağız. Hadi gidelim. İkinci gün zaten bahsetmiştim. Şu anda dağdayız bakın. Keçiler, koyunlar. Babam orada oturuyor. Ben ileride birkaç tane daha önceden gelen hayvanlar vardı. Onları besleyeceğim. Birazcık ileride zaten. Ehliyetim yok. Neden araba kullanıyorsun dersen, daha bomboş zaten. Kimse olmadığı için burada kullanabiliyorum. Evet, hadi gidelim. Korkudan elim ayağıma dolandı. Şuraya şöyle dağıttım, yaydım biraz arkadaşlar. Çünkü insanların arkasından gelip bu mamaları topluyorlar. Bu yaptıkları çok büyük bir terbiyesizlik. Birkaç tane bunda şahit olan kişi var. Söyleyen kişiler var. Evet, hadi gidelim. Kamera düşüyordu. O köpek geldi. Köpek. Hemen toplan. Köpek geldi arkadaşlar, bakın. Çok korkuyorum şu anda. Bir şey yapmaz ama hemen gidelim biz. Run. Arkadaşlar, burada şunu eklemek istiyorum. Kamerayı kapatamadım, tripodu. Katlanmadığı için de arabaya koyamadım. Orada köpek de, ben hızlı hızlı hareket ediyorum diye üstüme doğru koşmaya başladı. O anın korkusu köpeğe, abicim hayır ben sana bir şey yapmayacağım diyorum. Sonra zaten basıp gidiyorum. Dostlar, az bir mamamız kaldı. Çok az kaldı. Onu da buraya bırakacağım. Buraya da çok köpek geliyor gidiyor. Şuraya dökelim. Az bir şey kaldı zaten. Mahalledekilere de dağıtacağım. Bizim mahallemize de var köpekler. Evet, çok az kalmış zaten. Neyse. Yani en azından bir tane bile köpeğin karnı doysa bizim için kârdır. Çünkü oraya da bıraktım ama orada çekemedim. Kangallardan korktuğum için. Biliyorum çok dalga geçen olacak ama yapacak bir şey yok yani. Şimdi şuradan dönelim ve gidelim. Arada boşluk bulmuşken şunu da eklemek istiyorum. Çok dağıtım yaptık. Video uzamasın diye hepsini çekemedim. Bilginiz olsun. Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün 3. gün. Şu anda Beylikban'dayız. Diğer mamalarımızı dağdaki hayvanlara dağıtmıştık. Şu anda mahallemizdeki hayvanlara dağıtacağız. Bu şekilde çuvalımızı aldık, bağladık. Bugün sokağa çıkma yasağı var normalde. Ben dün gittim karakola sordum.
Bir saniye, tamam. Sokağa çıkma yasağını gösterebilir miyim? Dün ben karakola gittim arkadaşlar. Sordum karakolda herhangi bize sıkıntı olur mu diye. Siz zaten muafsınız dedi, sokak hayvanlarını besleyenler. Elinizde de çuvalınız varsa dedi, hiçbir sorun olmaz dedi. Şimdi yavaştan başlayalım. Hadi gidelim. İlk başta burayı bir bırakalım birazcık. Azar azar. Çünkü çok fazla dolaşacağız ve bu bittikten sonra eve gideceğim. Kedi maması var, onu da alacağız. Şimdi şöyle şuralara, ama burada çok diken var. Burada da yol var, şuraya bırakalım. Şimdi bir tane daha atacağız. Evet, yine ben karşınızdayım. Aradan birazcık süre geçti tabii ki de. Ben bu videoyu çekeli yaklaşık bir hafta falan oldu. Her yere müzik koymayacağım. Birazcık sohbet etmek, sizi de bilgilendirmek istiyorum. Videoyu normalde daha erken yayınlamayı planlıyorduk. Ama birkaç aksaklık oldu. Onu da açıklayayım. Bizim sınavlarımız olacaktı. Onlara hazırlanıyorduk. Sonradan sınavlar iptal edilince dedim ben de yılbaşı gününe videomuzu yetiştirelim. Ondan dolayı hızlı hızlı editlemeye başladım. Video 3 gün boyunca çekildiği için yani 1,5-2 saatten fazlaydı videomuzun süresi. Çok uğraştırıyordu ki ben ilk defa YouTube hayatım boyunca ilk defa bu kadar uzun bir video montajladım. Montaj tam biterken video silindi komple. Montaj programında oluşan bir hatadan dolayı. Sonra da zaten montaj programımızı değiştirdik. Her ayın 10'unda sokak hayvanlarını besleme projesi yapacağız biz. Bu arada şunu da ekleyeyim. Burada evin önüne gelip mama alıyoruz. Zaten videonun başında da bahsetmiştim. Artan paralarla aldığımız mamaları takviye ediyoruz. Buradan sonrasına devam. Bizlere destek olmak isteyen arkadaşlar varsa bana Instagram'dan ulaşabilirler. Yorumlarda da yazabilirler. Hiç sıkıntı yok. Zaten videolarımızda gözüküyor aldığımız mamalar. Bununla alakalı eğer hani güvenmeyen arkadaşlar bile olursa bununla alakalı her türlü fiş vesaire ne istiyorsa yapılabilir. Sadece para değil, mama yardımına da bulunabilirsiniz. Bizim para isteme sebebimiz anlaşmalı olduğumuz birkaç yer var. Fiyat olarak uygunu aldığımız için daha çok mama alabiliyoruz. Onlardan alıyoruz. O yüzden bizim için para tabii ki de daha iyi oluyor. Ama hiç fark etmez. 1 kilo bile mama bize bağışlasanız o bile yeterli oluyor. Alkol içiyorlar falan. Akşamları burada köpek oluyor. Şu anda da vardır diye tahmin ediyorum. Ben buraya kitap okumaya geliyorum. Burası kütüphane. Bakın harbi mi? Varsa, dersler yoksa zaten vereceğiz yine.
Büyük ihtimalle bu yem burada biter. Eve doğru gideriz. Kedi mamaları olur. Bu sefer de kedilere dağıtmaya başlarız. Hadi dağıtalım, dağıtalım. Ama pamfollu kullanması biraz zordur kanka ya. Ya sen bana zor de, otur izle Enes ya. Şurada köpek var, oraya geçelim, oradakileri de verelim. Yalnız bugün ceza yemeden eve dönersek çok iyi olacak. Harbiden ha. Kanka git şunları yanından. Oğlum bunu kullanmak zor ya, ben normale döneyim anasını. Ya sen bana zor de, otur izle Enes ya. Evet, dağıta dağıta gidiyoruz da mamamız çok az kaldı. Ya bitiyor mamamız neredeyse. Devam. El köpeği dönme. Gel köpeği çekelim beni. Gel buraya, gel gel gel. 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 Enes bu sıkıntılı. Boş ver, bir mamasını bıraktık, devam edelim. Psikopat ya. Şu aşağı dönelim. Şimdi kedilerimize geçti sıra. Kedileri besleyeceğiz. Berkan, kovaya sokabilirsin. Aytaç gelecek birazdan. Oğlum ne kadar beceriksiz bir insansın sen ya. Tamam, söktüm. Ver. Gelin bakalım, gel. Ya da şuraya bırakalım ya. Bunu yer bitirirler zaten. Gel. Hadi ya. Sen daha mı? Diğeri nereye gitti? Hadi bu yesin, bize gidelim. Arkadaşlar şimdi kedi mamamızı aldık. Zaten az önce de çekmiştim. Kameramanımız da geldi. Bu şekilde gösterdi abi. Aldık, şu aşağıdaki kediye de bıraktık. Orada yiyor. Ya dağıtıyoruz, dağıttıklarımızın hepsini de çekmiyoruz. Çünkü hani bazen köpek olmuyor, şey olmuyor. Size de boşa bir video çekmek, hani videoda çok uzun olmasın diye. Boşa da bir video çekmek istemiyoruz. Bu şekilde bunu dağıttıktan sonra bitecek bugünkü videomuz. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle diyeceğiz. Polis geliyor, kaç. Kaç fail. Gel buraya, gel 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 gel. Şöyle. Tamam. Yeter mi onlar o kadar? Yeter. Yeter ya. Yeter. Gel, seveyim seni, gel. Gel. Gel geldin. Yedim seni. Kanka bir tane resmini çek. Hemen git ona, hemen. Ne var orada? Gel. Meow. Meow. Çektin mi sen? Hadi gidelim. Hadi ne oldu? Lan.
Tamam, kaç. Zaten bitmiş, çok az kaldı şu an. Var ya, çok az kaldıysa bekliyorum. Gel. Bu da bitti. Sen oradan çekilsene Esin, korkuyor sende. Evet arkadaşlar, bugün de böyleydi. Burada videoyu kapatmayacağım. Akşam eve gidince birkaç tane ismini saymam gerekenler var. Bize yardımda bulunanlar. Onların ismini saydıktan sonra videoyu kapatacağım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.